Ağlar. Ne durursunuz siz? Ben padişahım. Padişahım ben. İdam edin diyorsam idam edin. Hünkârım bağışlayın. Nizam değişti. Artık şehzadenin katli vacip değildir. Yapamayız. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hünkârın emrine karşı mı geliyorsun sen? Hesabını vereceksiniz. Şehzadeyi hemen zindana götürün. Ağlar! Hekim Hoşçak çağır! Çabuk! Hadi! Mustafa! 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 Davut! Mustafa! 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 Gel. Ne oldu kardeşime, nesi var? Dilruba. Telaş etmeyin sultanım. Birdenbire fenalaştı. Şimdi durumu iyi. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek bizim? İsyan etme Dilruba. Rabbimin bize sınavı bu. Sabredeceğiz. Gözlem Sultan suikastten kurtulmuş. Yerine Gürbüz Ağa'yı vurmuşlar. Bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Gözlem'in elini kolunu bağlamamız lazım. Aksi halde sarayı bize dar eder. Açın kapıları, içeri girmem lazım. Bağışlayın sultanım. Lakin valide Halime sultanımızın izni olmadan açamayız. Yasak koydular. O vakit gidin haber verin. Bilsin ki evlatlarımın yaşadığından emin olmadan buradan ayrılmayacağım. Şehzademizin zindan atılması zinhar münasip değil sultanım. Geç olmadan bu yanlıştan dönmekte fayda görüyorum. Sen validemi tehdit mi ediyorsun acaba? Haşa. Sümme haşa. Ne yaptı mı? Şehzade Osman kaçarken yakalanmış. Kösem yaptı, öyle değil mi? Hayır. Zinhar. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Bu sarayda kalmak istiyorsanız mümkün hacı. Sizden Kösem aleyhine şahitlik etmenizi isteyeceğim. Aksi halde bütün servetinize el koyarım. Kalan ömrünüzü yedi kule zindanlarında sefalet içinde geçirirsiniz. Yapmayın sultanım. Bu topraklarda yaşayan herkes hünkâr oğlum Sultan Mustafa'nın kuludur. Sadakati yalnızca onadır. Ben de valide sultanınızım. Ya bize biat edersiniz ya da neticelerine katlanırsınız. Karar sizin. Şurada ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Lakin Kösem Sultanımıza ihanet etmektense varsın zindanda nihayet bulsun.
Sultanım. Kösem Sultanımız haremin kapısında. Huzurunuzu açmak istiyorlar. Ya sen Cennet? Sen de onun gibi mi düşünüyorsun? Kalan ömrünü yedi kule zindanlarında farelerle mi getireceksin? Valide Sultanımız sizi dairesinde kabul edecekler. Buyurun. Sen dur Melek. Yemek istemiyorum. Ama yemezseniz büyüyemezsiniz şehzadem. Sefere çıkamazsınız. Ne seferi Heyecan Hatun? Dairemizden bile çıkamıyoruz. Ama gün gelecek hesabını soracağım onu. Herkes diz çökecek önümde. Elbette Şehzade Murat Hazretleri. O günler gelecek. Sabırlı olalım. İlelebet burada kalacak değiliz. Halime Sultan evlatlarıma dokunmadı değil mi? Şehzadelerimiz emniyetteler sultanım, merak etmeyin. Sultanım! Çekilin önümden. Murat, Kasım! Anne! Validem! Açın kapıyı! Açın! İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. Heyecan, İbrahim nasıl? İyi sultanım, merak etmeyin. Hepimiz iyiyiz. Ben göz kulak oluyorum kardeşlerime. Allah'ım sana şükürler olsun. Sultanım, ne yapıyorsunuz siz? Mehmet'le Osman nerede? Onların da sesini duymak istiyorum. Mümkün değil sultanım. Lakin merak etmeyin. İkisinin de sıhhati yerinde. Afiyetteler. Murat, Kasım, korkmayın, gelip sizi kurtaracağım. Gittim. Ben annemi istiyorum. Sakin ol Kasım. Kavuşacağız anneme. Gel. Nihayet kendi ayağına geldin Kösem. Yaşadıklarım yetmedi, bir de alay mı ediyorsun? Az evvel ölümden döndüm ben. Adım gibi eminim arkasında sen varsın, siz varsınız. Bizi itham ederek kendi kabahatini örtmeye mi çalışıyorsun? Ne diyorsun sen, ne kabahati? İnkar etme Kösem. Şehzade Osman'ı kaçırmaya çalıştığını biliyoruz. Şükürler olsun ki emeline ulaşamadın. Şehzade Osman yakalandı. Zindanda şimdi. Osman'ımı zindana mı attın sen? Cezası idamken zindana atılmasına şükretmelisin Kösem. Şimdi sen de layık olduğun cezayı çekeceksin. Canımı alamadım, böyle mi kurtuluyorsun benden? Nasıl bir iftiradır bu? İftira öyle mi?
Anlat Cennet. Şehzade Osman'ın kaçırılma emrini kim verdi? Sultanım ben. Korkma Cennet. Sana artık zarar veremez. Affedin beni. Kösem Sultan'ın emriyle kaçırıldı. Sonra da diğer şehzadeler kaçırılacaktı. Cennet, sen ne saçmalıyorsun? Ağlar. Götürün şunu. Kız Kulesi'ne kapatın. Layık olduğu cezayı çeksin. Sultanım, ne oluyor burada ağalar? Felaket paşam. Şehzadem Osman kaçmaya çalışmış. Belki de yalan, bilmiyorum. Suçu benim üzerime atıp Kız Kulesi'ne götürüyorlar. Sultanımızı zindana atmak kimin haddine? Biz de istemeyiz paşam. Lakin elimiz kolumuz bağlı. Valide Sultan'ın emri var. Vezir-i Azam Halil Paşa Valide Sultan'la görüşmekte. Onlardan haber gelene kadar sultanımız hiçbir yere gitmeyecek. Paşam beni bırak. Osman'ımı sarayın zindanına atmışlar. Bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Siz endişe etmeyin sultanım. Size ve şehzadelerimize kimse zarar veremez. Müsaade etmeyiz. Evet. Zülfikar Paşa'mız doğru der sultanım. Biz sizin yanınızdayız. Yolunuza canımız feda. Bağışlayın sultanım. Lakin bir kalfanın lafıyla Kösem Sultan'ı itham etmek kabul edilemez. Başka bir ispatınız var mıydı? Başka ispata ne hacet Şeyhüslam Hazretleri? Cennet yıllardır Kösem'in sağ kolu. Şahitliği yetmez mi? Yetmez sultanım. Meşveret meclisinde alınan kararları size hatırlatmak isterim. Ricali devlet bunları ittifakla aldılar. Nizam değişti. Kimse, hiç kimse şehzadelerimiz ve Kösem Sultan'a yapılan haksızlığa razı gelmez. İlaveten, ortada bir suç var ise o da Kösem Sultan'a yapılan suikasttır. Halinize, tavırlarınıza dikkat edin Vezir-i Azam Hazretleri. Karşınızda Valide Sultan olduğunu unutmayın. Sultanım, asker dışarıda haber bekliyor. Kösem Sultanımızı ve Şehzade Osman'ı bırakmanız en doğrusu. Aksi halde arzu etmediğimiz hadiseler cereyan edebilir. Sultanım, Valide Halime Sultanımız bir yanlış anlaşılma olduğuna kanaat getirdiler. Bu yüzden kararlarını geri çektiler. Şehzadem Osman. İçiniz rahat olsun sultanım. Şehzademiz Osman dairesine götürülecek. Ağalarımdan biri refakat edecek. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Baltacılarla bostancılara ilaveten kafi sayıda Yeniçeri de her daim sarayın yakınında hazır beklesin. Siz gönül rahatlığıyla eski saraya gidebilirsiniz sultanım. Görüldüğü üzere kimse şehzadelerimize el uzatamaz. Hacı,
Bir müddet vazifelerinden el çektirildi. Kösem Sultanımızla beraber Eski Saray'a gideceksin. Hayrola Menekşe? Kim bu? Bundan böyle şehzadelerimize o bakacak. Benimle geliyorsun. Heyecan hiçbir yere gitmiyor. Biz başkasını istemiyoruz. Emirler böyle şehzadem. Heyecan hadi. Herkes burada. Vallahi bu acı haberi vermek bana düştü. Valide Halime Sultanımızın emridir. Derhal pılınızı pırtınızı toparlıyorsunuz, Eski Saray'a gidiyorsunuz. Nasıl olur bu? Kesin sesinizi. Bülbül ağa ne diyorsa o. Elinizi çabuk tutun. Hadi bakmayın. Hadi toparlanın hadi. Cennet Kalfa ne oluyor? Kösem Sultanımız gelmişti, o nerede? Fazla sor sorma. Eski Saray'a gittiğinde bunu Kösem Sultan'a verdim. Yak şu mumları hemen. Sen de çabuk bitir işini. Cennet Kalfa? Bülbül ağa. Ne dolanıyorsun sen burada? Asıl sana sormalı. Böyle gerine gerine dolaştığına göre çoktan biat etmişsin Halime Sultan'a. Halime Sultan artık Valide Sultanımız. Bizim etimiz ne, budumuz ne? Karşı koyacağız. Vallahi pes, pes. Azıcık havası olsun, sana gölge veren ağacı unutursun sen. Devir kimin devriyse Cennet Kalfa onun yanında. Hop oraya, hop buraya. Öf! Bülbül, zaten canım burnumda. Boş boş konuşup gece gece benim asabımı bozma. Yalan mı? Kösem Sultan'ın bir lafına Safiye Sultan'a ihanet ettin. Çok merak ediyorum acaba o Halime Sultan sana ne vaat etti? Çok merak ediyorum. Benim kimseye verecek hesabım yok. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım ben. Kösem Sultan bunu yanına koymaz. Ben senin yerinde olsam bir gözüm açık uyurdum. Maazallah Azrail Aleyhisselam'ı buluverirsin ki ben de. Onu da söyleyeyim. Gel. Heyecan. Ne oldu? Neden geldiniz? Kovulduk sultanım. Size sağda kim varsa kapı dışarı ettiler. Cennet? Nasıl olduysa kaldı o. Bir de size bunu yolladı. Kıymetli Kösem Sultanım. Aleyhinizde konuşmaktan, yalan yere şahitlik etmekten nasıl hicap duyduğumu anlatamam. Lakin başka çarem yoktu. Şehzadelerimizin istikbali ve emniyeti için sarayda birinin kalması şarttı. Onları canım pahasına koruyacağıma şüpheniz olmasın. Bilin ki ben hala size sadığım. Sultanım. Halime saraydaki nice adamımızı buraya yollamış. Cennet hariç. İhanetinin karşılığını böyle aldı demek.
Cennet bize ihanet etmemiş acaba? Nasıl? Fakat sultanım, siz onun yüzünden... Bir oyun olmasın bu da? Belki öyle, belki değil. Güvenmek istiyorum acaba. Emriniz nedir sultanım? Halime herkesi tasfiye etmeden harekete geçmemiz lazım. Payitahtın dört bir yanına adamlar gönder. Herkes tahtta aklı zayıf bir padişahın olduğunu işitsin. Vakti gelince şahit olmalarını da sağlayacağız. Sonrası malum. Ulufe günü Şehzadem Osman tahta çıkacak.